başkanı sayısı aramızda. Birazdan sergimizin açılışı gerçekleşecek. Ardından küçük bir açılış konuşması alacağız. Öncelikle Taha Bey'den, Taha Altaylı. Ardından da Arzu Ederse Başkanımızdan bir açılış konuşması alacağız. Sonrasında da saat 5.30 gibi bir müzayedemiz olacak. Müzayedede de burada aslında gelip gördüğünüz çocuklarımızın emeğiyle yapılan bu güzel eserlerin bir satış sürecini gerçekleştireceğiz. Aslında bugün burada toplanmamızın güzel bir amacı da var. Buradan elde edilen tüm gelirler Çukurova'da çiçekler solmasın sloganıyla Çocuk Kanser Derneği'ne başlatacak. Burada TED Adana Koleji'nin sosyal sorumluluk anlamında üstlendiği çok büyük bir çalışma sonucunda gerçekleşti aslında bu sergi. Serginin ardından 22 Mayıs'ta bir de bir konser etkinliği olacak. Konserimizde yine belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştireceğiz. Oradan elde edilen tüm gelirler yine Çocuk Kanser Derneği'nde kanserli çocuklarımızın tedavisinde kullanılmak üzere TED Adana Koleji tarafından bağışına bulunarak gerçekleşecek. Bu da bu yıl için hedeflediğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarının en önemlilerinden bir tanesi. Aramıza katıldığınız ve değerli katılımlarınız da bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Geçen süreçte bize bütün desteğini şartsız kayıtsız veren Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Hüseyin Sözlü'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O dönem sıkıntılı günlerdi ki o dönemde adaylık süreci devam ediyordu. Hem adaylık sürecinde hem daha sonra başkanlık döneminde Cumhuriyet'in aydınlık geleceğinin hiç kararmaması için TED meşalesinin Adana'da yanması için bize verdiği destek çok anlamlıydı. Bu aynı zamanda bize farklı bir sorumluluk da yükledi elbette. Türkiye'nin en iyi okullarından biri olma sorumluluğu. O yolda da başarıyla ilerlediğimizi düşünüyorum. Bir okulu hayatta tutan en önemli şeylerden bir tanesi öğrencileriyle elde ettiği akademik başarı. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kişisel yeteneklerinin ön plana çıkarıldığı ve öğrencimizin kendisini daha iyi tanıyabileceği sanatsal faaliyetlerdi. İkisinde de okul 3 yıl içerisinde ciddi işler ortaya koydu. Bu bizim 3. karma resim ve seramik sergimiz. Burada gördüğünüz bütün eserler anaokulu öğrencilerimize dahil bütün öğrencilerimizin bir araya gelerek oluşturduğu eserler. Bu faaliyeti biz düzenlerken aynı zamanda şehir içinde ne yapabiliriz endişesini taşıdık ve Çocuk Kanser Derneği ile birlikte bu faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Birazdan Deniz Hanım'ın ifade ettiği gibi bir açık arttırma olacak. Oradan elde edilecek gelir Çocuk Kanser Derneği'ne bağışlanacak. Bu iki etkinliğin ilki aslında. İkinci etkinliğimiz 22 Mayıs'ta Bakırköy Konservatuarı Neveser Kadın Topluluğu
konseri, Yeşilçam Müzikleri konseri. Orada da elde edilecek bütün gelirler yine aynı derneğe bağışlanacak. Ben başkanıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem bu sergi salonunun bize tahsis edilmesi hem de konser yapacağımız yerin bize tahsisi konusunda gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz önce velilerimizden biriyle konuşurken onu ifade ettik. Biliyorsunuz bu sene bizim Teo'da ilk senemizdi. Son sınıfımız, orta son sınıfımız sayıca çok fazla değildi, 22 kişiydi. Ama Teo birinci sınav sonuçlarında FED Adana Koleji 94.8 gibi %'lik bir başarı elde etti. İkinci sınavda da bu başarı oranını 97.5'e çıkardı. İngilizce sorularının tamamını yanlış bir sürü öğrendiğimiz oldu ve İngilizce başarı oranı 99.2 oldu. Bu şunu gösteriyor. Akademik olarak elde ettiğimiz bu başarı elbette başarı olabilmesi için önümüzdeki sene sınava girecek 70 öğrencimiz var. Bu 70 öğrencide de bu başarıyı elde edebilirsek bu başarı kökleşmiş olacak. Elde edilen bu başarı çok açık ve net ifade edebilirim. Türkiye'nin ilk 50 okulundan bir tanesi demektir bu yüzdelerle. İnşallah her sene sayımız arttıkça bu başarı oranlarını devam ettireceğiz. Ben bu serginin düzenlenmesi devreyi geçen resim zümrelerine, resim zümre öğretmenlerime ve en önemlisi de öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Hakikaten inanılmaz eserler var. TED'in Adana'da 3. yılında, 3. senesinde sizlerle bir arada olmaktan dolayı bahtiyarım ve bu güzel sanatlar adına çocuklarımızı hayatında güzel sanatlara eğitimin bir parçası yapmak noktasındaki ısrarcı tavrını öncelikle tebrik ediyorum. TED Adana'da 3 yıllık ama Türkiye'nin köklü bir eğitim kurumu ve temelinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emeği var. Onun bizatihi kurdurduğu bir eğitim kurumu. Adana'mızda varlığından ziyadesiyle memnunuz. Başarılar bizleri de gururlandıracaktır. Ama bu başarıdan muhakkak ki eğitime inanmış velilerin tavrı hepsinden daha önemli olacaktır. Bizim dünyada ülke olarak, millet olarak hak ettiğimiz yeri yakalayabilmemiz ancak çocuklarımızın, bu çocuklarımızın gelecekteki ülkemiz, milletimiz ve insanlık adına yakalamış olacağı başarılarla mümkün olacak. O zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe ya da çocuklarımıza emanet ettiği Cumhuriyet gerçek değerini milletimiz nezdinde bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nde milletler camiasında hak ettiği yerde olacaktır. Şu andaki gibi etrafımızda, yan başımızda, burnumuzun dibinde bize horozlananlarla nasıl mücadele ederiz? Bunu gündelik siyasetle çözemeyiz. İyi yetişmiş çocuklarımız bunu gelecekte çözecektir. İşte ben de bu yüksek ideallere hizmet eden nitelikli bir eğitim kurumumuz. Ben değerli velilerimizi, değerli öğretmenlerimizi, okulumuzun kurucusunu ve bütün aile birliğinin kıymetli üyelerini canı gönlünden tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Açıkladı. Dernekten, yönetimden, yönetim ekibi de burada bizlerle birlikte. Bu güzel tablonun içerisine dernek başkanımız Celal Bey'i de davet edelim. Sayın Celal Celal Bey'i. Çok keyifli bir görüntü yapalım.
daha çok başlayacaklar. Sonra